Sen nasılsın? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah feyzinizi, bereketinizi artırsın inşallah. Emeği geçenlerden Cenab-ı Hak sonsuz ebeden razı olsun şu binaya. Evladı iyanlarına de bu hizmetlerine mukabil İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Ya. Allah razı olsun. Çok duygulanmamak mümkün değil. Ya. Böyle bir yatırım bu. Ya. Yatırım bu. Ben muhabbetten okuyacağım. Bu dershanın açılışı ona gündelik manasında ama ilk önce tabire girmek istiyorum. Tabirler güzel yorumlanırsa mevzu daha iyi kavranır. Muhabbet, uhuvvet, ihlas. Ona ait bir şey yapayım. Pergeli kendine batır insan. Bu merkezde düşüneceğiz şimdi. Bir insan nasıl muhabbet ehli olur, nasıl uhuvvet ehli olur, nasıl ihlaslı olur? Bir nurcuyu Risale-i Nur'la alakasını bilme nispetinde uhuvvetin olur. Ben mesela bir nurcunun, bir nurcuya, karşımda bir nurcu var. Uhuvvetini hisseder. Bak, nurcu, Risale-i Nur. Her Risale'nin de dörde ayrıyım. Onu da anlaşılsın. Risale-i Nur külliyatta dört şekilde geçiyor. Risaleti Nur, Resail-i Nur, Risale-i Nur, Risale-i Nur külliyatında. Veya Hazreti Ali'nin tabiriyle sözler geçiyor. Hemen o tabirleri kısa şey yapayım. Risaleti Nur, Risalet, peygamberliğin iki ana teması, temeli var. Veri tabanı var. Nübüvvet tarafı, Risalet tarafı. Risalet demek, eser verilmiş peygamber, Resul'dur. Eser verilmemiş peygamber, Nebi'dir. Harun aleyhisselam Nebi'dir. Abisi Musa aleyhisselam, Resul'dur. Tamam. Şimdi, Risaleti Nur demek, Allah Resulü'nün vahiy dayalı olan Kur'an tarafını ele alır. Dikkat ederseniz, birinci şuada bu tabirler çok geçer. Risaleti Nur. Yani Risale-i Nur, Risaleti Nur, vahiy canibinin yönü demektir. Onun buradaki sırrı icazı, ifadelenişi demektir. Bu tarafı, Risale-i Nur'un bu tarafı hiçbir beşerle kıyas edilmez. Ebu Bekir de dahil, Ömer de dahil. Çünkü Kur'an'ın Risalet canibi insan olmadığı için her türlü şeye açık olan, günaha da açık, hataya da açık, geçmişi, geleceğiyle bir bütüne baktığın zaman insan nakıstır yapısı itibariyle. Risalette hiçbir şey kışır yoktur. Bu tarafıyla Kur'an'dan ve hadisten sonradır diyor ustadımız. Risaleti Nur. Hiç kimseye kıyas edilmez. Dört halife de dahil. İnsan değil çünkü. Bu insan değil ki. Risaleti Nur yolu. E ile başlıyorum. Resail-i Nur. Resail-i Nur ise Allah Resulü'nün nebilik tarafı, nübüvvet tarafı, velayet tarafı ki temsilcisi İmam Ali, Şah-ı Velayet, onun mümessili olma noktasında Risale-i Nur konuşulunca Resail-i Nur olur. E, Resail. Ötekisi İ, Risaletin Nur'du. Öyle şey tabiri kullanmıyor. Kışır yok külliyatta. Sözler ise külliyatın yani veya Risale-i Nur diye geçiyor veya sözler diye geçiyor. O da Risale-i Nur cemaatinden hasıl olan
iştirak-ı amali uhrevi sırrı ki hepimiz ondan hisse alacağız. Risale-i Nur külliyatından ise budur. Kitaptır. Kur'an gibi la teşbih ve la temsil. Kur'an bu değildir. Bu musaftır, sayfalanmış. Kur'an okunandır. Furkan kainattır. Hakikat ise maddi hayat-ı Muhammediye'dir. Mahiyet ise, Kur'an'ın mahiyeti ise manevi hayat-ı Muhammediye'dir. Neyse kadar şey yapayım. Hepsi yerini bilirsen çok usul bakımından çok güzel istifade ederiz. Şimdi Risalet-i Nur'u bunu anladık. Bundan sonraki isteğin var mı bir şey? Yok. Şimdi bu Risalet-i Nur çok önemli. Sevgili kardeşim, kitap okuyan sizler, ders yapanlar. Bir nurcu, nurcuyu nasıl değerlendirir? Hani dost, kardeş falan var ya. Bu nurcuyu sen Risalet-i Nur'a mı göre anlıyorsun bu adamı? Risale-i Nur'a göre mi alıyorsun? Risale-i Nur'a mı göre alıyorsun? Risale-i Nur külliyatına göre mi alıyorsun? Risale-i Nur külliyatına göre alırsan çok iyi biliyor, papağan gibi konuşuyor. O tarafı. Ama Risale-i Nur olursa farklı bir boyut olur o nurcunun. Şöyle baktığım zaman ben nurcuya, mesela uygulayayım. Bediüzzaman var, bir de Said Nursi var. Ha? Risale-i Nur hiç alakası yok. Bediüzzaman ise Resail-i Nur'un mümessili ve o aynada Risale-i Nur gözükmüş. Ustadımız Bediüzzaman sonradan diyor bana verilmiş, ona verildi diyor. Bediüzzaman lakabını yani hakikatını Risale-i Nur'un ifade edildiği zemindir. O noktadan Risale-i Nur'u temsil eder. Tamam mı? Şeyi ise, külliyatla bağlılığı ise Said Nursi'dir. Tamam mı? Bu tarafıdır. Şahsiyeti, beşeriyeti vesaire. Şimdi, muhabbet nedir? İlk önce ona girip sonra külliyattan geçen muhabbet yerleri okuyacağım. Muhabbet, niye hissederiz, niye hissetmeyiz? Külliyatı buraya koydum. Bak bu elim külliyat. Bu elim nurcu. Bu nurcuyu ben bu külliyatın hangi yönüyle ilişkilendiriyorum? Risale-i Nur'la mı? Risale-i Nur'la mı? Risale-i Nur'la mı? Risale-i Nur'la mı? Yoksa efendim külliyattan. İşte ben bu nurcuyu külliyatla yorumlarsam uhuvvetim olur ona. Eğer ben nurcuyu bu külliyatla yorumladıktan sonra bana bendeki karşılığını, bendeki yaptığı tesir, yorumladıktan sonra yaptığı tesir olursa bu zata karşı muhabbetim olur. Baştan tekrar. Bir daha. Nurcuyu Risale-i Nur külliyatıyla değerlendirirseniz ona karşı uhuvvetiniz olur. Bu nurcuyu bu külliyata karşı değerlendirirseniz uhuvvet olur sende. Eğer bu nurcuyu Risale-i Nur veri tabanını kullanarak Risale-i Nur'la seninle alakanı ne kadar hissedersen ona karşı muhabbetin olur. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi bir şeyi bilmenin şu yolu var. Fikretmek, hissetmek, vicdanda, vicdan içinde mahsetmek, Latife-i Rabbani'de zevk etmek. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Şimdi Murat garip garip bakıyor. Bir daha söyleyeyim mi? Bak, bir nurcuyu külliyatla değerlendirirseniz dışarıdaki bir nurcuyu iyi hizmet ediyor. Hoş arkadaştır. Samimidir. İhlaslıdır. Hizmete katkısı büyüktür.
böyle değerlendirirsen, bu külliyatla, seninle alakası yok şimdi. Külliyatı aldık ölçüyü, Allah razı olsun, gayretlidir. Dershanelere sahipleniyor, bir şey. Benimle alakalı. Buna bir uhuvvet hissederiz biz, bu olduğu için. Bir hissederiz. Dolayısıyla o arkadaşımızı hizmette ettiği hizmetten, alakadan, hizmetkarlığından ben de bir duygu uyanır. Bir latife uyanır. Ona bir alakam olur. Alakamın seviye fikri olur, hissi olur, zevki olur. Bu işte bendeki uyanan tarafımıza da muhabbet diyoruz. İhlası anlatayım. Hadis-i Kudsi'de geçiyor ki, bu çok önemli. Ben çok son tarihte gördüğüm bir hadis. Hadis-i Kudsi'nde, hadiste değil. Allah bir kulunu severse, sırrını sevdiği kulun kalbine koyar ki o da ihlastır diyor Allah Resulü. İhlas, Allah'ın sevdiği kula bıraktığı sırrıymış. Onun için herkese nasip olmuyor. İhlas bambaşka bir şey. Hadis-i Kudsi de söyleyeyim. Allah bir kulunu severse o kulun o kula sevdiği sırrını, kendi sırrını ona bırakır. Onun adı da ihlastır diyor Allah Resulü. Bir bardak su verir misiniz bana? Uhuvveti bir daha söyleyeyim de uhuvveti okuyayım. Çünkü yeni duydunuz. Şeyi çok seviyorum ben. Şöyle diyeyim. Çekirdek ağaç ilişkisini düşünün. Çekirdek ağaç. Tamam. İnsan da kainata böyledir. Bak, bir daha söylüyorum. Çekirdek ağaç, insan da kainat. İnsanın merkezinde herkes kendisini koyduğu zaman, herkesi kendisine koyduğu zaman, bu olayların çözülmesi kolay. Nasıl çok kolay? Ben pergeli koydum. Külliyat var, kardeşlerim var, nurcularım var. Üçü de farklı. Ben, külliyat, o dört çeşitleriyle, nurculuk cemaat. Ben bu nurcu cemaati değerlendireceğim benim alemimde. Nasıl değerlendireceğim? Bir miyeng olması lazım. Ben bunu niye seveyim? Niye nefret edeyim? Bir miyeng olacak. Ha ben bu nurcuları, Müslümanları değerlendirmek için arada bir veri tabanım olacak, malzemem olacak. Ben bunu nasıl değerlendireceğim? Bu kimdir? Niye seveyim? Sebep... Sevme gerekçem var mı? Ben bunu değerlendireceğim kardeşim. Bu nedir? Kan tarım bozuk. Neyi tartacaksın ki? Kan tarım bozuksa. Onun için Allah bile beni sevmek mi istiyorsun tanımak? Evet ya Rabbi. Dur. Beni tanımadan önce kendini tanı. Kendini tanıdıktan sonra tanıman gerekenleri kolay tanırsın. Kendini tanımadan beni nasıl tanıyacaksın? Neyi de tanıyacaksın beni? Der. Tamam, Allah Allah. Biz telefonu kapatmıştık. Özür dilerim. Bir daha olmasın. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu cemaat. Bu cemaat. Bu küller. Ben bu cemaata ve Nurcu'ya karşı hangi ölçülerle alaka duyacağım? Yani alakamın seviyesi ne olacak? Bir malzeme olması gerekmiyor mu? O zaman külliyat devreye giriyor. Bu insanın külliyata karşı durumu var. O zaman ben bir alaka duyuyorum. Bir de külliyatın bendeki tesiri var. Ben külliyata ne kadar değer verebiliyorum? O nispetle ben buna uhuvvet, muhabbet duyarım. Onun külliyatla hizmetini, alakasına bende uhuvvet olur. Eğer külliyattaki benim alakam, seviyeme göre bunu değerlendirirsem muhabbet olur. İhlas ise hiç bunlarla alakası yok. Direkt Allah bir kulunu severse sevdiği kulunun kalbine koyduğu sırdır ihlas. Onun için ihlas değişik bir meziyettir.
hiçbir şeyi kıyas edilmez. Şimdi mabetten okuyorum. İbadetin manası şudur ki dergâh-ı ilahiyede abd kendi kusurunu ve aç ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahinin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Görüyor musunuz? İbadetin manası. Dün akşam çalıştım biraz. Ubudiyetle kulluk farklı şeylermiş. Tamam. Ubudiyet. Bak şöyle diyeyim. Melekeler için ne diyor? Diyor ki ibadullah mıdırlar diyor. İbadeti de şey yapıyorlar yani fıtri. Yoksa ne diyor ona? İbadet yerine ubudiyet. Ubudiyet de mükerremdirler. Şimdi ibadet dünyaya bakar. Sırf dünyaya bakar ibadet. İnsanın dünya tarafını simgeler. Ubudiyet ise ahireti de içine alır. Yani ibadet Allah'ın hoşlandığını yapmak. Ubudiyet ise Allah'ın sevgisine mazhar olmak. Niçin bunu söyledim? İbadeti manası şudur ki ubudiyet demiyor. Onun için söyledim. Arasında dağlar kadar fark var. Ubudiyette ahireti de içine alıyor. Ahirette ibadet yok, ubudiyet var. Yani ubudiyet, amel, namaz, niyaz falan o ibadet bir bölümüdür. Ubudiyet Allah'ın rahmetine mazhar olmaktır. Mazhar olmak için donanımlarını inkişaf ettirmektir. Dönmemek üzere zeval ise şefkati musibete, muhabbeti hırkate, nimeti nikmete ve aklı meşhum bir alete ve lezzeti elime kalbettirir. Sözler 64. Eğer ahiret olmasa ne olur arkadaşlar? Çok daha hulasa edilmiş bu. Bir, şefkat var mı bize? Var. Hayvanlarda bile var. Musibet olur. Sen şefkat ettiğin kişiyi bir düşün. Anandır, bacındır, kızındır, oğlundur, evladındır değil mi? Şimdi bunlar en büyük musibete düşer olsa ne yaparsın? Azap çekersin. Ne kadar azap çekersin? Şefkatin kadar. Mesela bir tane sokakta birisi düştü. Aa, zavallı ya, araba vurdu ya. Allah yardım etsin. Evet. Ne diyorduk ya? Araba sürerken. Ne diyorduk? Ne oldu falan? Unuttuk adamı. Adamı gördük. Allah yardım etsin. Kendi çocuğun olsa arabayı hatırına gelir mi? Hatırına, yanındaki oturan hatırına gelir mi? Şefkat alakadan geliyor. Ahiret yoksa en büyük bela şefkat ettiğimiz kişileredir. O zaman musibet olur. Ahiret yoksa bekaya gitmiyor demektir. İhlam ve çıyanlara akreplere yem oluyor. Düşünün bir valide aman ha yatağında böyle tümsekler olmasın, pamuğunda rahatsız vermesin diye en iyi yatağa yatırırken, dikkat ederken yedirme, giydirme bu valide alsın çocuğunu kayaları ve taşların içine bıraksın. Toprağa yani, kabire. Allah inancı yoksa ne yapar bu adam? Yani bu kadın ne yapar? Demek ki arkadaşlar ahiret olmasa şefkat musibet olur. Sonra muhabbet ateş olur. Yakar adamı. Hani bütün o aşk-ı mecaziler tamam mı? Yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, virane ettin falan. İntihar etmiyor. Yandım diyor. Vallahi bir şey yandı. Yok. Meğer içeriden yanıyor. İçten yanmalı motorlar var ya. Dışarıdan odun yakmak gibi değil.
Demek ki muhabbet duyduğumuz şey, ne kadar muhabbet duyuyoruz? Eğer ahiret yoksa bu ateş olur. Sonra nimet, nikmet olur. Nimet, bela olur. Akıl bir nimet değil midir? Akıl, kafanı kemire yılan olur. Ahiret yoksa. Mesela beka istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. İstemiyor. Yani bir bakalım hele arkadaşlar, gençler. Fıtratımızın iktiza ettiği burada var mı? Beka istiyoruz. Evet istiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Her çeşit lezzet istiyoruz. Hiçbir lezzete alışmak istemiyoruz. Yani hiçbir... Veya lezzeti elimize geçti. 15 gün sonra bitiyor. Oluyor çorba. Bir tane komşu vardı. Arabayı aldığı zaman 2 günde ben arabayı silerdi. Camdan ben tespihat yaparken camdan bakardım. Arabayı silerdi. Baktım 1-2 ay sonra araba neredeyse cama yazarlar. Beni yıka var ya çocuklar. Bazı çocuklar yazar böyle. Beni yıka diye. Ne oldu? Gitti o duygu. Doğru yani. Fıtratın iktiza etti orası. Onun için dünyada fıtratımızın karşılığı yok. Ne var? Bedenimizin karşılığı var. Bedenimizin karşılığı var. Midenin karşılığı var. Gözün karşılığı var. Basiretin yok. Basarın var. Basiretin yok. Basiretin içinde, onun içinde. Yani onun içindeki aldığın malzemelerle sende uyanan hal. O marifet, o işte sende basiretindir. Basiretin açılsın deriz ya. Onun için muhabbeti gene mevzumuz ya. Arkadaşlar, bir insanda bir nurcuyu ne kadar sever, külliyata ne kadar seviyesi varsa o seviyede muhabbet eder. Eğer nurcu, bir nurcu Risale-i Nur'a karşı fikre veya hissen seviyesi çok basitse bu eleştiricidir. Ama abi çok iyi biliyor. Teyip de biliyor. Basarsın bileğine, akşama konuşur. Hiç de kesmeden. Tenkit, eleştiri, yani tahrip yapan, hususi hukukta diyor. Bunun kadar. Yani bağnaz, geçimsiz, hoş değil, sebep arayan, kavga için. Kavga için sebep arayan bu insanda Risale'in, muhabbetin için yok. Çünkü külliyata karşı bir şeyi yok, bağ yok. Var da az. Çünkü külliyatı hissedip, mahsedip, zevk etse, fikretse, külliyata hizmetkar olsa, benim davamı yüceltmem gerekiyor diye derdi olsa, yüceltenleri yüceltirdi. Külliyatı yücelteceğim diye davası olan, onu yüceltmek isteyeni de yüceltir. Tenkit etmez, bağnaz olmaz, geçimsiz olmaz. Hoşuma gitmeyen sıfatı varsa benim gözlüğüm karadır der. Veya ustadımızın tabiriyle, ondan kötü bir sıfat duyarsak kafanı kaldır diyor, onun güzel sıfatlarını gör diyor. O gider. Hanımda da öyle, evde de öyle, kavga gürültü, iş yerinde de öyle. Ya takılmayın arkadaşlar, bir insan, bir kadın veya bir erkek, bir işçi vesaire bir şeyle değildir ya. Her şeyle bütünlük içindedir. Allah bile hata yaptığı ahirete bırakıyor. Bütünlük içinde onu değerlendiriyor. Hata yaptığı çakmıyor. Ahirette hasenat sevap muvazene edilecek. Hangisi galip? Sana göre muamele ediyor. Bir iyilik yaptı, hadi cennete. Bir kötülük yaptı, hadi cehenneme diyor mu? Diyecek mi? Yok. 13. lemada diyor. Bize ölçü değil mi? Allah'ın ölçüsüyle birbirinize bakın diyor. Nasıl yapacağız? Kardeşim, bütünlük içinde düşüneceğiz. Bu bir. Bak, külliyata karşı bütünlüğünü düşüneceğiz bu adamın. Bir de bu adamın yaşını, cinsiyetini, doğduğu memleketini, çünkü örf ve anane fıkıhta bile geçerli bir kaydedir. Tesettürde de. Mesela bir misal vereyim. Bir beldede kumru yemek uğursuzluk kabul ediliyorsa diyor. Ömer Asubilme'de geçiyor. Kumru yemek caiz olmakla beraber o beldede, o örfte, o ananede uğursuz kabul ediliyorsa yemeyin diyor. Tahrim vermek yoktur o zaman. Örfü nazara alır. Örfü nazara alır. Haramlık selamını da buna göre dikkat edebilirsiniz. Öyle bir aile ki hakikaten akraban hiçbir şey bilmiyor. Ona haramlık selamlık yaptın mı, yengendir falan diyecek.
Yani örfü de şey yap yani, İmam Gazali bunu kullanıyor. Onun için fıkı bilmek ayrıdır, usulü fıkı bilmek ayrıdır. Fıkı bilip, usulü fıkı bilmeyen keskindir. Peyniri böyle keser. Usulü fıkı bilen, hikmetini bilen mutlaka örfü de nazara alır. Bak, örf. Örfü anlattım işte Kumru'da misalde. Orada öyle telakki ediliyorsa ona dikkat edin diyor. Başka? Demek ki fıtratımızın iktiza ettiği yere gidiyoruz. Korkmayın oraya gitmekten. Ahiretin en kesin delillerinden bir tanesi fıtratımızdır. Orayı gösteriyor. Orayı adresliyor. Başka? Bu saray-ı kainatın meliki olan seyyidimiz bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Muhabbet zataya, merkez, perge. Allah bununla neyi göstermek istiyor bana bu elimle, elmayla, armutla? Seni sevmiyorum. Veya ben seni çok seviyorum. Ne diyor birinci sözde? Allah bizi biliyor. Neyle biliyoruz bildiğini? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Bir daha okuyayım, muhabbet neymiş? Pergelik, merkeze koymak demektir. Bu saray-ı kainatın meliki olan seyyidimiz, ustamız, sanatkarımız, bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Muhabbet eylemdir. Gördüm gördüğünü. Veya hani içteki alemi tutamıyorsanız bari dışarıdakine kontrol edin. İyi değil. Yalandan dahi olsa gelişir. Abi sevmiyorum ya. Bir kere taktım kafayı. Olsun. Olsun o gelişir. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki haset ettiğini sevmediğin kişiye diyor. O duygunun kalkmasını istiyorsan diyor. Ona dua et diyor. Ustadımız farklı ne diyor? Ustad diyor ki o hoşlanmadığın kişi kafanı kaldır ve şeriyetinden çık onun güzelliklerini gör diyor. Bugün bir sabah bir meşgul ettim yurt dışına. Abi ya bu artık bitti ya. Ben yapamam ya. Ben artık sabırdan geçinemem ya. Boşanacağız ya. Dedi. Ondan sonra yani bu manada abi bitti diyor ya. Artık tam kal. Ondan sonra dedim kim bu? Hanım ortağın senin. Dedim senin çocuğunu kim doğurdu? Sen doğurabilir miyim? Altını temizledi, işçi tutsan onun güzelliklerini göstermeye çalıştım. Hiç hayatta güzellikler olmaz olur mu? Saydık şu güzelliği var, şu şeyi var sana sayılır. Peki bu, koy bakalım kantaranın öteki tarafa, hangisi gar? Abi öyle düşünün, sen öyle diyor. O zaman öyle düşün. Bak, ona en son dedim ki, senin gibi bir adamla babam bile kaç saat durur seninle. Senin gibi adama karılık hanımlık yapabilen nasıl bir seviyedir? Abi ağır söyledin diyor ya. Ya senin gibi adam var, hanımlık yapıyor. Senin çocukların analık yapıyor. Yeri süpürüyor, yemeği şey yapıyor. Bu azımsanacak bir özellik mi? Senin babanı söylüyor, ananı söylüyor. Ya kaç gün durur seni? Kardeşin kaç sene seninle ortaklık yapar? Ya senin karnını çekmiş ya kaç sene? Ya... Niçin bunları anlatıyorum? Bakışınıza malzeme vermek istiyorum. Kilitlenmeyin at gözü gibi. Bu Nurcu hoşta niye ya? O tenkit ettiğin, etmek istediğin, sevmediğin adam ne iş yapıyor? Allah aşkına ne iş yapıyor? O işler içinde bunu yapıyor. Nurculukla alakası var mı? Ben bu cihette 100 kusuru dayıyorsa affederim diyor usta. Madem Risale'nin alakası var, 100 şahsi kusuru dayıyorsa affederim. Ama kim dinler? Ustadı. Onun bedelini de ödüyoruz. Karıştı var ya güzellikten başka ya. Allah'ını seversin. Kainatın bir sebebi vücudu da adavettir. He? Olur mu? Oldu mu şimdi? Kainatın bir sebebi vücudu adavettir. Muhabbettir ya. Değil mi sevgili arkadaşlar? Allah Allah. Allah onu sevmiş, yaratmış. Allah'ın sevdiğini sevmiyorsun. Abi kafiri seviyor mu? Kafiri yaşamasını onaylıyor ama yaşantısını tasdiklemiyor.
Allah kafiri ihtiyar etti, küfrünü irade etmedi. Celaleddin Suyuti diyor ki, Allah diyor irade etmediği bir şey var olamaz. Allah irade ettiğini de sen irade reddedemez. Allah onu irade etti mi? Etti. Demek ki bir misyonu var, bir vazifesi var. Bir tiyatro tek boyutla oynamıyor. Başrolde olan var, iyi rolde oynayan var, kötü rolde var. Bu Kurtuluş Savaşı böyle hikayesinin ama altında şeyler yapıyor ya İzmir'de. Yunanistan'da şöyle böyle beraber şey yapmışlar gerçi ya, tiyatro. Lise talebeleri hiçbir tanesi o tiyatroda Yunan askeri olmak istememiş. Yunan tiyatro ya. O zaman senin imanını sana anlatan o kafir dünyada kalksaydı İslamiyet olmaz. İman olmaz. Küfür yoksa iman yoktur. Haram yoksa farz yoktur. Buna vazife yapıyor ya. Ustadımız diyor ki 168 işaret-i cazlar. Küfür imana hizmet eder diyor. Lan dursun. İşaret-i cazlar hatırladınız mı? Karanlık yok, aydınlıkla bahsedebilir misin? Onun için Allah fırsat verdiğinde sen de fırsat ver, dokunma. Başka? Melekler zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin envariyle takat edip telezzüs ediyorlar. Demek ki meleklerin gıdasını okuyorum. Mesela baklava, imam bayıldı, müftü şaşırdı. Meleklerin gıdasıymış. İmam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin yayıldı. Değil, bak meleklerin gıdasına bak. Neymiş? Zikir, tesbih, hamd, ibadet ve marifet. Ve muhabbeti envariyle tekad edip tenezzüz ediyorlar. Allah. Gıdaymış. Peki ne alakası var? Hani bazıları diyor ya gençler size derler. Ya namaz diyor karnınızı mı doyuruyor diyor. Doğru söylüyorsun. Biz zaten namazı karnımız doyursun diye yapmıyoruz ki. Doğru söylüyorsun. Bir tane söyle. Karnını mı doyuruyor dedi. İsa kitap okumak. Yok dedim karnımı doyurmak için değil ki kalbimi doyurmak için. Şimdi şaşırdım. Doğru söylüyorsun. Ha ekmek karnını doyurmak için. Peki mideyi havayla doldurursan havanı alırsın. Bak akciğeri de havayla doldurmak için. Bu. Seyret bakalım. Şekil göremez. Bunu da ses doldurmak için. Bunda koku. E namaz kalbi doyurmak için ve doldurmak için. Öyle derler. Namaz karnını mı doyuruyor? Dershaneye gidiyorsunuz diyor. Kitabı karnınız mı doyuyor? Doğru. Biz öyle bir iddiamız yok ki. Çıkmayınca itiraz hakkın olsun. Bak vallahi hakikaten ya ben karnım doysun diye dershaneye gidiyordum. Kitap okuyordum, namaz kılıyordum. Karnım hala aç. Şüphe edebilirsin. Karnını doymak için okuyorsanız hiç okumayın. Peki akciğerin gıdası nedir? Hava, midenin gıda, kalbin zikir, tesbih, marifet, tamam mı? Aklı marifet bu muhabbet. İşte melekler de öyle bir varlık ki tesbih, zikir, hamdla gıdalanıyorlar. Peki ne işimize yarayacak bu? Şu anda melekler onun için dolu burada. Şu anda tesbih yapılıyor, zikir yapılıyor, hamd yapılıyor, ibadet yapılıyor. Vardı ya böyle. Hatırladınız mı? Mektubat şey Barla. Barla var mı bakayım? Barla'da. Kaçtı o ya? Semadaki şeyler. Hadi bakalım. Kim diyecek? Bir kere bir yola girdik şimdi. Ya bulamazsak ne olacak? 260'taymış. Allah'tan Zübeyir abi çok dua ettin herhalde. Bu dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Barla 260. Cenab-ı Hakk'ın zişur, şuur sahibi çok mahlukatı vardır ki hakaik imaniyenin iman hakikatlarının istimağından dinlenilmesi, dinlemesinden çok zevk alırlar. Bak arkadaşlarınıza bakın. Onun için dikkat edin yanınıza. Onun için böyle oturma, kalkmada, gaz meselelerinde dikkat edin. Bir tanesi demiş ya, dedi ki benim şeyhim demiş,
dünyayı bir avuç içi gibi görüyor. Ötekisine diyor. Yani mürit o yeni daha. Her tarafımızı şeyh istesi böyle seyrediyor. Oturuyor adam burada. Sultanbeyli'nde oturmuş dünyayı. Ondan sonra yanlışlar yapma. Araba nasip ediyor. Araba nasip patladı tutuyor. Buraya kadar gelmesini sağlıyor. E bulamadı kira evi, evi buluyor. Komşunun olanı anlatıyorum. Çok teybi açıyor. Şeyhim dua et de teybi kapatsın. Hiç onu haber olmadan düğmeyi kapatıyor. Komşumunki de bir zorluyor, gene o kapatıyor böyle. Yapma ya. Her şeyimizi görüyor mu? Görüyor tabii. Her şeyimizi. Evet. Sen bana o zaman ne demedin daha önceki yatakta kısa donla girmeyecektin? Madem oraya geliyor. Çok ayıp oldu diyor ya. Allah'ın sıfatını şahsa veriyor. Muhabbet usulü bozdu. Peki, yani bizim de böyle şu şeylerimiz var, onun için söyledim. Dikkat edin etrafımıza. Arkadaşlar, yukarıda yayın yapsa radyo, radyonuz açık değilse duymazsınız. Bakın, üst katta yayın yapsa radyo, radyonuz açık değilse duymazsınız. Ama üst kattaki radyonun frekansı almaya da bilinse orada duyar adam. Onun için burada oturur ama bu dersi duymaz. İşitir, duymaz. Bakar, göremez. Sağır olup kör olmuşlar ki, belki de divan olmuşlar ki, bu hakikati görmüyorlar, duymuyorlar, anlamıyorlar. Hatırladınız mı? Evet. Hani burada yanımızda olsa bile frekansımız açık değilse bizi görmüyor. Yani samimi olduk mu görüyorlar. Ahirette delilimiz olacak. Diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki, hakaik imanenin istimandan çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız ve müslümileriniz, işiticileriniz çoktur. Hem mütefekirane, o çeşit sohbet-i maniye, zemin yüzünün bir manevi ziyneti, medar-ı şerefi olduğuna işaret emir demiş. Yani yukarıdaki melaikeler var ya, müekker melaikeler. Sıkıldığınız şey yaptığınızda böyle gelebilirsiniz. Gel, 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 gel. Benden zarar gelmez yani. Gel, bana yanaşın. Gel kardeş, gel, affet edin, gel. Gel, gel, gel. Olsun, olsun. Kamerayı bir şey yok. Olsun, olsun. Orada çok sık kapının girişinde şey yapmayın. Rahat edin. Of be. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, sohbet oturmadan yanaşın, dağınık olmayın diyor. Feyiz ve bereket bunlardır. Sahabelerin elbiseleri nereden yırtılıyormuş? Buradan. Bizim çam sağlar, ne? Öyle şey yapıyoruz, birisi yani sünnet uysa gelse, böyle omuzumuza vurdu ya. Diyelim. Almanya'da oldu şimdi. Kızdı, cumada önümde oluyor. Ne sıkıştırıyorsun dedi ya. İnşaat değil, yok mu? Bir ses yapmadın, ihtiyar adam çekip gitti arkaya. Daha çok ihtiyarlar oluyor. Böyle şeyler. Şeyde, güldürürüm sizi. Geçmiş hayatını, Badel Harab-ı Basra yaşamış. Emekli oldu, ona kabir gözükmeye başladı. Ahiret, gençler şu an hemen bir kaportaya giriyor. Yıkamayı aldama kaporta atölyesine. Bir sakal, bir cübbe, bir takke, bilmem ne. Hemen ondan sonra tamam. Evicden bir sürü bu çocuk, gençler çok iyi dersler yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yaşıyorlar. Bu da baktı bunu yapamıyor. Alıyor muhuru. Fasık, münafık, cahil. Hı. Hoca. Bir yerde namaz kılacağız. Dediler ki ikindi, hiç unutmuyorum. Seyahat ediyoruz arabayla. Hoca yokmuş. Başka yere gitmiş. Demiş ki, hoca abdest alıyor demiş. Abdest aldım geldi. Dedi ki, hocanız bu mu? He? Onun sakalı yok dedi. Bize imam olmazdı. Duyuyorum. Dedim ki, Bediüzzaman şimdi gelse dedim, sakalı yok. Sen mi olacaktın ona imam? He? Sen dedim daha Ramazan'da talep alıp almamasını bilmiyoruz. Kafayı taktın. Niçin böyle bağnaz olurlar? Çerçeve. Çünkü geçmiş hayatları berbat olanlar, geçmişte vicdanları gelişemeyenler, kuşatıcı ve kaplayıcı olamazlar. Ha? Mülkte kalmış. Şekilci Müslüman. Yani buna vitrinli Müslüman. Vitrin.
İçi dükkanı göremiyor. Biri demiş, şey Farsça, Esman reşk bu red bahre zemin ki daret yektür kez yektür nefs bahri kuden der nuşinen. Yani semavat zemine, semavat zemine gıpta eder ki yukarıdaki müekkeller ah ah diyor ki. Ne diyor? Zeminde halisenillah sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika beraber otururlar, kendi sahnesi celalinin çok güzel asarı rahmetini, çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek sahnelerini sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Semanın müekkel melaikesi, yerin müekkel melaikesine gıpta ediyormuş. Yerdekilere diyormuş ki, ah ah, sizin üzerinizde öyle insanlar var ki, bir iki dakika, bir iki nefes, sahne zülcelerini görüp gösterirler, sevip sevdirirler. Bu tipler hemen samadan iniyormuş. Zübeyir abi demiş ki, şefimiz, abimiz, bu bina yıkılacak gibidir diyor. Ben gireceğim, ben gireceğim. Bu tür dersler pek az olduğu için küre-i arzda, dünyada, o tür meleklerin gıdası olduğundan, okumuştuk tesbih zikir, çok geliyorlarmış. Şu an mesela bir derste, orada ben, yurt dışında, rahatsız olmuş birisi vardı. Getirmiş, gelmişti. Bizim derse getirmişlerdi. O yakın da yakın bu. Bir, iki gün önce. Ondan sonra adam şimdi dersi dinliyor böyle koltukta. Bir köşeye baktı. Böyle. Ben de çaktım adama kralladım tabii. Gelenleri seyrediyor. Allah. Yani mahlukları. Yani Müslüman cinleri. Cinlerin Yahudisi var, Alevisi var, Nurcusu var, Tarıkatçısı var, Çorumlusu var, Çankırılısı var, Malatyalısı var. Niye biliyor musun? Oralı. Orada doğmuş. O beldede. Aynı. Ve mahalaklı cinne var. İnsan ilerleyen budur. İbadet etmesi için yarattım. O kadar var ki şimdi. Ya var. Başka ruhaniler var. Melekler var. Ya. Evet, epey oldu. Ben burada kesiyorum çünkü günün manası dershane açılış olduğundan. Amin. Elfu elfi salatu ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatu ve elfu elfi selamun aleyke ya Habiballah. Amin. Elfu elfi salatu ve elfu elfi selamun aleyke ya Emine Vahdillah. Amin. Gökleri yıldızlarıyla, zeminin müştemelatıyla bütün mahlukatı tesir eden kudretinin, iradetinin, rahmetinin, hikmetin hakkı için nefsimizi bize müsahhar eyle, maktubumuzu bize müsahhar kıl, insanların akıllarını ve kalplerini Risale-Nur'a müsahhar yap, ehl-i imanı haseten nur talebelerin iki cihanda aziz eyle, cennet-i firdeste mesut kıl ya Rabbi, nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Ya Rabbi bizi ve çoluk çocuğumuzu, evladı, iyalerimizi semavi arz-ı afatlarda muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Gözükür gözükmeyen bela ve musibetlerden, erva habiselerde muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hasreten, ehl-i imanı hasreten nur talebelerinin evlerini erva habiseden, mevad-i şerirlerden, sufli ruhlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Onların yerine erva aliyeleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onlardan hasıl olan kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulve, kuvve-i manevi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Geçmişlerimizi affeyle ya Rabbi. Amin. Geçmişimizi de affeyle ya Rabbi. Amin. Usul ve ufurularımızdan, anne ve babalarımızdan kim ahirete intikal etmişlerse, iştirak amali uhruviyeden hisselerini azim eyle ya Rabbi. Amin. Kabirdeki yerlerini, mekanlarını cennet bahçesinden bir bahçe et ya Rabbi. Amin. Bu hizmet-i maliye Kur'an'ı gönül veren, emeği geçen, fikren, hissen, mahsen vesaire vasıf ve sıfatlarıyla katkı sağlayanların da dünyada iseler, ya Rabbi dertlerine derman, amin, hastalarına şifa, borçlularına nasip, borç eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. Vefat etmişlerse bu maide-i Kur'aniye sofradan hisselerini azim eyle ya Rabbi. Amin. Bizim de arkamızdan bunları söyleyip, dua edip, rahmet gönderecek arkamızdan deva arkadaşlarına nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kerbela'da revan olan kanun hürmetine, masum ve mazlumlar hürmetine, kabul olanların hürmetine,
Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. İmanımızı ilmel yakin, anel yakin, hakkal yakin, şuhud iman mertebesini nasip eyleyip, amin, imanın vesvesesiz mertebesini ihsal eyle ya Rabbi. Amin. Hakikati Muhammediye'de inkişaf ettirerek, mahiyeti Muhammediye'de fena-i mutlaka mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Bu hizmeti Kur'an-ı İmaniye'de daim ve kaim sayım eyle ya Rabbi. Amin. İhlasla, sadakatla, metanetle, affa, af ile, muhabbetle kucaklamayı bize de nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, hasretten şunu demek istiyoruz. Riyakarane yapmış olduğumuz şu duayı dergah hizmetinde kabulü karin olan, kabule yakın ve kabul olan duaların hürmetine, zümresine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bize kim nasıl dua ediyorsa Allah'ım, onları da bunlar bu cemaatin ve şu ettiklerimiz duanın ve bu açılış manasını hissedar eyle ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.